Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda, Rahman Ayetleri programımızda Ali İmran suresinden 187-194. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Cenab-ı Hak pek çok ibretli, hikmetli durumları bize bildiriyor. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte: Ve iz ehazallahu mithaqallezine utul kitab. Allah kendilerine kitap verilenlerden şöyle kuvvetli söz aldı: Letübeyyinunnehu linnâs. O kitabı insanlara beyan edecek, açıklayacaksınız. Ve la tektumûne. Onu asla gizlemeyeceksiniz. Fenebezûhu ve râe zuhurihim. Ama onlar Allah'ın kitabını arkalarına attılar. O kitabı görmezden geldiler. Ve işterav bihi semenen galîle. Ve bunu gizlemelerine mukabil az bir ücret aldılar. Yani az bir bedel karşılığında Allah'ın kitabını sattılar. Febi'se mâ yeşterûn. Ve onlar bu şekilde ne kötü şey satın aldılar. La tahsebennellezîne yefrahûne bimâ etev. Yaptıklarıyla ferahlanan, şımaran kimseleri ve yuhibbûne en yuhmadû bimâ lem yef'alû. Yapmadıklarıyla met edilmekten hoşlanan kimseleri fela tahsebennahum bi mefazetin min el azab, onları sakın azaptan kurtulacak zannetme. Ve lehum azabun elim, onlar için elim, can yakıcı bir azap var. Ve lillahi mulkü semavat vel art, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Vallahu ala kulli şeyin kadir, ve Allah her şeye kadirdir. İnne fi halqis semawati vel ard, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, ve ihtilafil leyli ven nahar, gece gündüzün ard arda gelişinde, farklı oluşunda, le ayatin li ulil elbab, akıl sahipleri için ayetler vardır, ibretler vardır. Ellezine, o akıl sahipleri ki, yezkurunallaha, Allah'ı zikrederler. Kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken, oturdukları yerde ve yanlarına yaslanmış oldukları durumlarda Allah'ı anarlar. Ve yetefekkerûne fî halgissemâvâti vel ard. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Rabbena mâ halakte hâzâ bâtıla. Ve şöyle derler: Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sübhaneke, seni tenzih ederiz, tesbih ederiz. Fakina azaben nar, artık bizi cehennem azabından, ateş azabından koru derler. Rabbena, ey Rabbimiz, inneke men tudhilin nara fakad ahzeyte, sen kimi ateşe atacak olursan onu perişan edersin. Ve ma lizzalimine min ensar, zalimler için asla bir yardımcı yoktur. Rabbena, ey Rabbimiz, innena semi'na, biz işittik. Munadiyen yunadi lil iman, imana nida eden, en aminu bi rabbikum, Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir münadi işittik. Fe amennâ, ve hemen iman ettik. Rabbena fa'fir lena zunubena, ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Ve keffir anna seyyiatina, ve seyyiyelerimizi ört. Ve teveffena ma'al ebrar, ve bizi iyilerle beraber, o iyi insanlarla beraber vefat ettir. Rabbena ve atina ma vaattena ala rusulike, peygamberlerin, elçilerin aracılığıyla bize vaat ettiğin şeyi bize ver. Ve la tuhzina yevmel kıyame, kıyamet günü bizi perişan etme. İnneke la tuhliful mi'at, şüphesiz sen vaadinde hulfetmezsin. Değerli izleyenlerim, mealini arz ettiğim bu kısımda ikinci bölüm mütefekkirlerin duası diyebileceğimiz şekilde, birinci bölümde de kendilerine kitap verilen kimselerin imtihana tabi tutulması ve bu bildiklerini başkalarıyla paylaşmaları, bunu gizlemelerinin yasak olması, bu konular etrafında
ayet-i kerimeler dönmekte. Ve Cenab-ı Hak şöyle bize bildirmekte: ve iz ehazallahu mithaqallezine utul kitab. Allah kendilerine kitap verilenlerden şöyle kuvvetli söz aldı: le tubeyyinunnehu linnas, o kitabı insanlara beyan edeceksiniz. Ve la tektumune, ve onu gizlemeyeceksiniz. Burada kitap, kainat kitabının sırları, ilimler, onlara da şumulu olan bir mana. Bununla beraber Allah'ın doğrudan göndermiş olduğu kitap, mesela Tevrat, İncil gibi, ve Tevrat, İncil gibi kitaplarda Allah-u Teala ahir zaman peygamberini de haber vermiş. Peygamber Efendimiz dönemine bakan yönüyle değerlendirecek olursak, o zamanki ehli kitap kendi kitaplarında, Tevrat ve İncil'de peygamberimizin vasıflarını görüyorlar. Ve nasıl ki Müslümanlarda ilim sahibi olanlar var, bir de avam-ı nas'tan olanlar var. Ehli kitapta da böyle. Bir kısmı kitabı gerçekten bilen kimseler, bir kısmı da onlara uyan, tabi olan kimseler. İşte kendilerine kitap verilenler bu noktada daha böyle bir sorumluluk içinde. Yani ilim sahibi olmak güzeldir ama ilim sahibi olmanın getirmiş olduğu sorumluluk da vardır. Nimet külfete tabidir. Dolayısıyla kendilerine kitap verilmiş olan bu kimselerden Allah'ın almış olduğu bir ahit var. Misak var, bir sözleşme. O da şu: ilim sahibi olmak bu ilmi başkalarıyla paylaşmayı gerektirir. Ve bu ilmi gizlemek, başkalarına anlatmamak çok büyük bir vebaldir. Ancak şu görülüyor, bu tarzda ilme mazhar olan kimseler görüyorsunuz ki, bir de bakıyorsunuz ki bu ilmi gizleyebiliyorlar ve örtebiliyorlar. Ne yaptılar? فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ. Ve o kitabı göz ardı ettiler, arkalarına attılar. Biliyorlar ama bilmezden geldiler. Görüyorlar ama görmezden geldiler. وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Ve az bir ücret mukabilinde onu sattılar. Yani az bir bedele Allah'ın ayetlerini inkar etme cihetine gittiler. Dünyevi menfaatler peşine koştular ve din ile dünya avına çıktılar. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Ve bu şekilde satın almış oldukları şey ne de kötü. Yani Allah'ın kitabının hakikatlerini anlatarak dereceleri yükselebilecekken, cennetin yüksek makamlarını elde edebilecekken, kitabı bilen kimseler olarak cehenneme ehil bir vaziyete geldiler. La tahsabennellezine yefrahuna bima atav. Yaptıklarıyla sevinen ve yuhibbuna en yuhmedu bima lem yefalu. Yapmadıklarıyla da methedilmeyi seven, arzu eden kimseleri fela tahsabennahum bimefazetin minel azab. Azaptan kurtulacak zannetme. Burada iki şeye dikkat çekiliyor. Bunlardan birisi yaptığıyla sevinmek. Yani insan bazı şeylerde muvaffak olur ama buna güvenmemeli. Ben şöyle amel ettim, ben böyle amel ettim deyip buna güvenmemeli. Allah'ın lütfunu istemeli. Yoksa kendi yaptığını böyle kendini kurtaracak bir şeyi amel olarak görürse o kimse kurtulmayabilir. Yani ameline güvenmek yerine Allah'ın rahmetine güvenmek lazım. Kul bi fadlillah ve bi rahmetihi de ki onlar kul bi fadlillah ve rahmetihi, işte Allah'ın lütuf ve rahmetine, fe bi zalike felyefrahu, bununla sevinsinler, buna güvensinler. Huve hayrun mimma yecmaun, bu onların topladıkları her şeyden çok daha hayırlıdır. Yani şöyle hizmet ettim, böyle amel ettim demektense Allah'ın şöyle lütfu var, böyle lütfu var, ben Allah'ın rahmetine, lütfuna güveniyorum demek lazım. Bir de başka bir durum var, ikinci bir durum. Yapmadıklarıyla övünmek, methedilmek, bundan hoşlanmak, bu da insanda başka bir zaaf. İşte bu durumda olan kimseleri فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ, azaptan kurtulacak zannetme. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ, onlar için elim bir azap var. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, ve Allah her şeye kadirdir. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, burada konu değişiyor ve
tefekkür ehli olan kimselerin özel bir durumu nazara veriliyor. Ve bununla alakalı kitaplarımızda, tefsir kitaplarımızda yer alan bir rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün, Peygamberimizin vefatından sonraki dönemde bir gün, Hazreti Aişe'ye, Peygamberimizin zevcesi Hazreti Aişe'ye, bize diyor Resulullah'tan onun böyle hayret verici hallerinden bahsetsen. Hazreti Aişe validemiz duygulanıyor ve buyuruyor ki onun hangi hali hayret verici değildi ki? Onun her hali dikkat çekiciydi. Ben diyor bir tanesini anlatayım. Bir gece diyor benden diyor izin istedi. Ya Aişe, iznin var mı? Ben Rabbimle beraber olayım, ibadet edeyim. Ben de buyur ya Resulallah dedim diyor. Ve kalktı, abdest aldı ve ibadete başladı, namaz kılmaya başladı. İnne fî halgıs semâvât vel ard. Bu ayeti diyor devamlı okuyordu. Gözyaşları içinde okuyordu. Sabaha kadar da bu ayeti okumaya devam etti diyor. Ve sabahleyin Bilal Habeşi namaz için çağırdığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ağlar vaziyette buluyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlama sebebini şöyle anlatıyor. Bana diyor bu gece öyle ayetler indirildi ki kim bunları okuyup da tefekkür etmezse, teemmülde bulunmazsa yazıklar olsun, yazıklar olsun. İşte burada Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam bir gece indirilen ve onu daha böyle bir coşku haline getiren ayetlerin mealini ve kısa bir tefsirini sizlerle paylaşmış olacağız. İnne fî halgıs semâvâti vel ard, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında vaktilâfil leylü ve nehar, gece gündüzün ihtilafında, farklı oluşunda, peş peşe gelişinde le âyâtin li ulil elbâb, akıl sahipleri için ayetler vardır. Burada göklerin ve yerin yaratılışı, zaten bütün alem gökler ve yerden ibaret ve gece ve gündüz, bu da zaman itibariyle ya gece ya gündüz, bütün bunlar da akıl sahipleri için, böyle aklı selim sahibi, aklını bozmamış kimseler için pek çok ayetler, ibretler vardır. Yani gerek zaman gerek mekan Allah'ı bize tanıtır. Gerek zaman gerek mekan Cenab-ı Hakk'ın kabzayı tasarrufundadır. Zamanda ve mekanda meydana gelenler hep bize onu anlatır. İşte bir harf katibini gösterir, bir kitap müellifini gösterir, bir bina ustasını gösterir. Şu alem de bütünüyle Allah'ı gösterir. Ellezine, o akıl sahipleri, aklı selim sahipleri yezkurun Allah'a, Allah'ı zikrederler. Zikir hatırlamaktır ve her şey bize Allah'ı hatırlatır. Allah'tan gelen her şey Allah'tan bir mektup gibidir. Bu konuda denilmiştir ki Arapça bir ibarede teemmel sutural kainati fe inneha minel mele'il a'la ileyke resailu. Kainatın satırlarına dikkat et. Onlar mele-i aladan sana gönderilen mektuplardır. Allah bize daima mektup üzerine gönderiyor. Arda arda ayetlerini gösteriyor ve bunlarla kendini bize tanıtıyor. İşte o akıl sahibi olan kimseler Allah'ı anarlar. Allah'ın mahlukatını seyir ile Allah'a intikal ederler. Ve bunu yaparken gıyâmen ve gu'ûden ve alâ cunûbihim, ayaktayken, otururken, yanlarına uzandıklarında, yani her halükarda, insan bu üç durumdan hali değildir, her halükarda bunlar Allah'ı anarlar. Ve yetefekkerûne fî halgıs semâvâti vel ard, göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Rabbena mâ halakte hâzâ bâtıle, ve göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür etmek, düşünmek onları şöyle demeye sevk eder ve onlar derler ki ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sübhaneke, seni tenzih ederiz. Fakine azaben nar, bizi ateş azabından koru.
Burada dikkatimizi çeken şöyle bir mana var. Demek ki gökleri ve yeri tefekkür etmek ahiret alemini de hatıra getiriyor. Yani Allah-u Teala böyle bir sistemi kurmuşsa, ki kurmuş, elbette insanın etrafında dönen bu sistem, insanın merkeze alan bu sistem ileride bir muhasebeyi de netice verecektir. İnsan abes yaratılmış, hesaba çekilmeyecek bir varlık değildir. Ve büyük küçük her yaptığının karşılığını görecektir. İşte alemdeki nizam intizam bizi bu neticeye götürüyor. Ve o zaman diyoruz ki aman ya Rabbi, seni tesbih ederiz, tenzih ederiz. Sen bunları boşuna yaratmadın. Bizi cehennem azabından korun. Rabbena inneke men tudkhilin nara fekad ahzeyte. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehennem ateşine atacak olursan onu perişan edersin. Ve ma liz zalimin min ansar. Zalimler için asla bir yardımcı yoktur. Rabbena innena semi'na munadiyen. Ey Rabbimiz, biz bir münadiyi, davetçiyi işittik. Yunadilil imani en aminu bi rabbikum. Rabbinize iman edin diye nida eden bir münadiyi işittik. Fe amennâ, ve hemen iman ettik. Yani bu peygamberimiz, diğer peygamberler veya peygamberin davetini anlatan kimseler, bunların her biri birer münadidir. Hatta her bir varlık Allah'a iman edin diye adeta bize nida eder. İşte bu nidaları duyduğumuzda fe amennâ, iman ettik. Rabbena fa'fir lana zunubena. Ey Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı bağışla. Ve keffir anna seyyiatina, ve seyyiyelerimizi affet, ört. Burada bazısına büyük günah, diğerine küçük günah tarzında bir değerlendirme de yapılabilir. Zunub derken büyük günahlar, seyyiat derken küçük günahlar. Ya Rabbi, büyük küçük ne kadar yaptığımız günahlar varsa bizi bağışla. Ve teveffena ma'al ebrar, ve iyilerle beraber bizi vefat ettir. İyiler var, kötüler var. Kur'an-ı Kerim bunu ebrar ve eşrar olarak ifade ediyor. İnnel ebrara lefî naim. İyiler naim cennetlerinde. Ve innel füccar lefî cahim. Ve facir olanlar da bunlar cehennem ateşinde. Kur'an böyle anlatıyor. İşte bu zatlar dualarında ve teveffena ma'al ebrar, bizi iyilerle beraber vefat ettir diyorlar. Rabbena ve atina ma vaadtena. Ey Rabbimiz, bize vaat ettiğin şeyleri yerine getir. Ala rusulike, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Ve la tuhzina yevmel kıyame, kıyamet günü, hesap günü bizi perişan etme. İnneke la tuhliful miat, şüphesiz sen vaadinde hulfetmezsin. Cenab-ı Hak hepimizi lütfuyla, keremiyle cennetine, cemaline mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler.